Bu davanın konusu artık iklim krizi nedeniyle Akdeniz Akkuyu nükleer santralini soğutması imkansız hale geldiğinden iptalini istiyoruz. Neden? Çünkü son yıllarda bütün dünyada iklim krizine bağlı olarak deniz suyunun ısınması nedeniyle nükleer santraller kapatılıyor. Fransa'da 28 santigrat dereceyi geçtiği için nükleer santral kapatılmak zorunda kaldı. İsveç'te Ringal nükleer santrali Baltık Denizi 25 santigrat dereceyi aştığı için kapatılmak zorunda kalındı. Burada ise Akkuyu nükleer santrali sahasında ise 2022 yazında burası 30,5 dereceyi gördü. Bu yaz ise Akkuyu nükleer santral sahasında deniz suyu sıcaklığı 31,9 santigrat dereceyi gördü. Yani 32 dereceye geldi. Fransa'da 28 santigrat dereceyi geçtiği için nükleer santrali soğutamadıkları için kapatıyorlar. İsveç'te 25 santigrat dereceyi geçtiği için nükleer santrali soğutamadıkları için kapatıyorlar. Akkuyu'nun önünde deniz suyu şu anda 32 derece. Bu bir akıl tutulması. Burada nükleer santral çalıştırılabileceğini düşünmek bir çılgınlıktır, bir deliliktir. Bütün Türkiye'yi, bütün Doğu Akdeniz'i, herkesi cehenneme atmaktır. Dosyada biz davayı açtıktan sonra bunun ne kadar büyük bir akıl tutulması olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Biz davayı açtıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın cahilce bu konuda hiçbir araştırma, inceleme, teknik değerlendirme yapmadığı ortaya çıktı. 22 Haziran 2023 tarihinde dosyaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir dilekçe sundu. 23 sayfalık cevap dilekçesinde soğutma suyu yeterliliği ile ilgili hiçbir şey yoktu. Ve bütün bunların sonunda şu anda soğutma suyu yeterliliği ile ilgili ne ÇED raporunda ne başka bir yerde herhangi bir teknik inceleme yapmayan bakanlık iki tane profesörden iki gün önce dosyaya bir mütalaa sunmuş. Bu mütalaalar da tamamen temenniye dayalı ve bizim iddialarımızı doğrular nitelikte. Peki burayı yapan, bu nükleer santrali yapan kim? Dünya tarihinde bir ülke topraklarında başka bir ülkeye ait olan ilk ve tek nükleer santrali inşa eden Rusya devleti. Mülkiyeti, kontrolü, yönetimi, her şeyi Rusya'ya ait ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihindeki en büyük milli güvenlik tehlikesi. Burada Akkuyu'daki Anastasya Zoteva isimli santralin müdürü de geçenlerde bunu söyledi. Rusya'nın Rusya tarihinde dünyada ilk defa başka bir ülke topraklarında inşa ettiği ilk ve tek nükleer santraldir dedi. Enerji Bakanı yalan söyledi. Göz göre göre yalan söyledi. Dedi ki bu nükleer santral bizimdir. Hayır diyor Rusya, bizimdir. Peki bu Rusya kim? 26 Nisan 1986 tarihinde dünya tarihindeki en büyük nükleer facianın sebebi olan Rus devlet şirketi Rosatom, Çernobil nükleer santrali patlatan Rusya'dır bu. Ve geçenlerde bakınız bir haber okuyacağım ve biz bu davamızın konusu santrali soğutamayacak olmaları ve bu Çernobil nükleer santralini patlatan Türkiye için milli güvenlik tehlikesi olan Rus devlet şirketi Rosatom daha önce hiçbir sıcak denizde nükleer santral inşa etmemiş ve geçenlerde ajanslarda bir haber düştü. Rosatom'un Rusya'daki bir nükleer santralinin türbin kanatları koparak devre dışı kaldı. Ve bu nükleer santrale karşı bizim Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri olarak 7. davamız. Bu davayı da reddetsinler. Evelallah 8. davayı da açacağız. 8. davayı da reddetsinler. Evelallah 9.'yu da açacağız. Bu mücadeleyi gücümüz, ömrümüz sürdüğü sürece Türkiye'yi bu cahilce politikalardan kurtulmak için
kurtarmak için, Türkiye'yi bu milli güvenlik tehlikesinden kurtarmak için mücadelemize devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, zaten dünyada 3 tane çok büyük nükleer felaket meydana gelmiştir. Bu nükleer felaketlerin nedenleri soğutma sistemlerinin çalışmamasından kaynaklıdır. Akkuyu Nükleer Santrali'nin de soğutma sistemi çalışmayacak ve çok çalışsa dahi çok ciddi sorunlara neden olacaktır. Akkuyu şimdiden Çernobil'e ve Fukushima'ya adaydır. Dolayısıyla bizim açtığımız dava bilimsel dayanağa dayanıyor. Buradan çağrıda bulunuyoruz. Bir an önce bu Akkuyu Nükleer Santrali'nin kapatılması hem ülkemiz lehine hem dünya lehinedir. Teşekkürler. Ben de çeksem olarak biz Mersin'e sahip çıkıyoruz. Mersin'e sahip çıkmak için bu nükleer santralin yapılmaması için her türlü mücadelemize devam edeceğiz.